çaytvhaber.com. Kaçakçılara bu kez Bolu'da darbe vuruldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nda yaptıkları kontrolde TK idaresindeki halı ve terlik yüklü tırı durdurdu. Ekipler tırda yaptıkları aramada karton kutular içinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara yakaladı. Olayda tır sürücüsü gözaltına alındı. Nisan ayında yağan kar etkisini sürdürüyor. Doğal güzellikleriyle ünlü Aban Tabiat Parkı'nda yeniden kar yağışı başladı. İyi olur. Siz tatilci olarak geldiniz herhalde. Evet. İş dolayısıyla mı demiyorsun? Hem iş hem tatil. Bölgede faaliyet gösteren faytoncular hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle ateş yakarak ısınmaya çalışırken atların üzeri de battaniyelerle örtüldü. Kar yağışını fırsat bilen tatilciler eşsiz manzarayı bol bol fotoğrafladı. Kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor. PTT 1. Lig'in 28. haftasında Bolu Spor deplasmanda karşılaştığı Kayseri Spor'a 3-0 mağlup oldu. Bolu Spor bu karşılaşma sonrası 32 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası konuşan Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer zor bir maça çıktıklarını hatırlattı. Toparlanmamız lazım. Şu anki sıralamadaki yerimiz hiç kabul edebileceğimiz, istediğimiz bir yer değil. Birlikte 14.yüz. Tabii ki bu 14.lüğün bu zor fikstürle de alakası var ve şu an için geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Ligi yuvarlak içinde bitireceğimizi eminim. Tabii ki üzüntülüyüz ve bir an önce de toparlanmamız lazım. Kayseri Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, bu başarılı sonuçlarla takımı Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi. Bugün gerçekten iyi bir galibiyet aldık. Rakibimiz PTT Lig'in güçlü ekiplerinden Bolu Spor'du. Lig'deki oynadıkları futbol gerçekten iyi ama bulundukları konum hak ettiği yerde değil diye düşünüyoruz. Arıların ürettiği propolis üniversitelerde araştırma konusu oluyor ve olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen araştırma kapsamında propolisin mantar zehirlenmelerine karşı önemli bir panzehir olduğu belirlendi. Propolisi görmüş müydünüz daha önce? Görmüşsünüz değil mi? Tabii. 2 gün önce analizlerini yaptık, hücratlarındaki çalışmaları bitirdik ve sevindirici bir haberle, yani sevindirici bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Silibin'in normalde alfa manitin, yani mantar zehirlenmesinde kullanılan tek ilaç ama bizim propolis ondan daha iyi çıktı. Propolisten üretilecek ilacın tıp dünyasına kazandırılması amaçlanıyor. Bundan sonraki aşamada bu sonuçları yayına dönüştürme aşamasına geldik. İnşallah ileriki yıllarda da tablet ya da ilaç ya da kapsül haline getirip zehirlenmelerde, mantar zehirlenmelerinde kullanılabilir hale getireceğiz. Merkez Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu, yaklaşık bir yıl önce başlattıkları araştırma kapsamında yaptıkları analizlerden çok iyi sonuçlar alındığını söyledi. Projemenin şu andaki aşaması hücre hatlarındaki çalışmalar başladı. Yani hücre hatlarında dediğimiz şey bu kanser hücreleri falan oluyor. O kanser hücrelerine hem propolisi uyguluyoruz hem normalde kullanılan kendi klasik silibinin diye bir ilacı var, onu uyguluyoruz. Hangisinde hücre canlılığı daha fazla kaldı? İşte birinde 90 tane hücre canlı kaldıysa diğerinde 80 tane ya da 70 tane kalıyor. Dolayısıyla hücre canlı, hücre sayısının fazla olduğu çalışma grubunda daha etkili olduğunu görüyorsunuz. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC üyesi Şafak Yaylan'ın mezarının ziyaret edilmesine tepkiler sürüyor. Sen bizim içimize engel oldun. Biz onlara vereceğimiz enerjimizi sizle harcadık. Devletin parası da gitti, emeği de gitti, her şeyi gitti. Yaylan'ın mezarının sol gruplar tarafından ziyaret edilmesine tepki gösteren bir grup Giresunlu, akşam saatlerinde yine eylem yaptı. Gece vakti trafiği keserek gidiyorsun. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü. Dev Türk bayrağı açan grup, Şafak Yayla ve Berkin Elvan aleyhine sloganlar attı.
Bir hayli tepkili olan Giresunlular eylemin ardından olaysız dağıldı. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, Fisko Birlik Genel Müdürlüğü'nün Giresun'dan taşınacağı yönünde yapılan açıklamalara cevap verdi. Bayraktar, CHP ve MHP il başkanlarının eleştirilerine değindi. Yanlış anlamayın, kurumun menfaatleri olduğu yerde kim olursa olsun ezip geçeriz yani. Bu net söylüyorum. Olu yağ sanayinin satılma sürecini, çok bu kamuoyuna çok tartışıldı. O süreçte buradaki idareciler, yöneticiler, üreticiler bir kuş parasını alamıyordu. Bunun üçüncü icra müdürlüğü. Tekrardan icra işlemlerine, fisko birliğe, bakın benim dönemimle ilgili bir hadise değil, benden önce başlattı bir icra işlemi, benden önceki bir borçla ilgili ya. Yani üretici parası ödeyemeyen, personel parası ödeyemeyen, yönetim kurulu parası ödeyemeyen, tabiri caizse hiçbir şey yapamayan bir fisko birlikten, bugün demek ki yeni bir şey yapma durumuna geldik ki, bunun aslında fisko birliği sevenler tarafından takdir edilmesi lazım yani. CHP il başkanı öncelikle yapacaksa, gidecek il başkanına, bir dakika kardeşim diyecek ya, ne bu ya, fisko birliğinin bir sürü ailesi var, hepsini de hizmet alanı koymuşsun ya. Çok ayıp ya, tabii değil mi? Bu meseleler üzerinden, kaldı ki yanlış meseleler, doğru işlerden değilsiniz. Bunun üzerinden, yani AK Parti iktidarına yükleniyor olmak, şimdi benim olsun dururken AK Parti savunuculuğuna itiyorsunuz. Giresun'daki meselelerin, sıkıntılarının büyük kısmı Giresun Belediyesi'nin uygulamalarıyla ilgilidir. Şimdi söylüyorum bunu, o da CHP'lidir ya, tabii değil mi ya? İşte fisko birliğin genel müdürü burada olacak ya. Böyle bir derdimiz yok bizim ya. Lütfü Bayraktar, fisko birliği dünya markası yapmak adına büyüyeceklerini söyledi. Öyle ne il başkanı takarız, ne de başka bir şey kazırız, anlatabildim ya. Hiç umumuz olmaz ya. Demine söyledim. Gerekirse hep beraber çakaya gideriz burada. Hiç umumuzda değil ya. Yani öyle bir zorun olacaksa. Ama kimseye de bu konu menfaatlerle ilgili boyun eğmeyiz ya. Mustafa Tahtabacak'ın kullandığı otomobil Ayşe Çalk idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zonguldak'ta da kaza vardı. Şükrüşe yönetimindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki duvardan düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mahalle halkı uzun süre kazanın şokunu yaşadı. Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş seçim ziyaretleri kapsamında Karadeniz turuna devam ediyor. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, CHP'nin seçim beyannamesiyle ilgili konuştu. Vaatlerin hepsinin kulağa hoş geldiğini ancak ekonomi yönetmenin bir bütünlük içinde ele alınması gereken ciddi bir iş olduğunu kaydetti. Konusunda kimin bir talebi olmaz, hangi siyasi parti bunu istemez ama ekonomi yönetimi ciddi bir iştir ve bir bütünlük içerisinde ele alınması gereken bir konudur. Türkiye geçtiğimiz dönemlerde çok büyük ekonomik krizler yaşadı. Bankacılık finans sektöründe çok büyük kayıpları oldu. Bir takım hesapsız vaatler, hesapsız uygulamalar sonucu uzun yıllar çok keskin bütçe açıkları verdi. Türkiye için Tanzimat'tan bu yana en temel sorun ikiz açıkların birlikte olmasıdır. Cari açık ve bütçe açığının birlikte olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin vatandaşına karşı bütün bu sosyal programları gerçekleştirirken aynı zamanda bütçe açığına ve cari açığa dikkat etmesi lazım. Bu anlamda ikisinin birlikte eş zamanlı olması Türkiye için zaten bir başlı başına bir kriz ortamının oluşması demektir. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra zaten burada vaat edilenlerin bir kısmı şimdiye kadar AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirilmiş olan işler. Kurtulmuş koalisyon ihtimali iddialarına da cevap verdi. AK Parti'nin çok açık ara bir şekilde parlamentoda büyük bir çoğunlukla iktidara geleceğini gösteriyor. Ama AK Parti'nin seçimdeki hedefi anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla parlamentoya gelmektir. Bu seçim kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Ama zaten en büyük kamuoyu araştırmasını 7 Haziran'da yapacağız. Millet kararını verecek ve Türkiye'de milletin bu anlamda AK Parti iktidarlarının istikrarı sürdürme yönündeki
niyetlerinin devamını destekleyeceğini, teyit edeceğini görüyoruz. Samsun'dan Ordu'ya geçen Numan Kurtulmuş, partililer tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen Ulubey Kent Meydanı'nın açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Kurtulmuş, AK Parti'nin önünü kesmek için bazı kesimlerin ittifak yaparak HDP'nin barajı aşması için her şeyi yaptığına dikkat çekti. Yine Türkiye'nin gidişatına çelme takmak isteyenler olacak. Yine Türkiye'nin 1970'li yıllara geri dönmesini isteyenler olacak. Yine Türkiye'nin ekonomik siyasi istikrarının kaybolmasını isteyenler olacak. Türkiye'nin 1,5 yılda bir hükümetlerin değiştiği bir ülke olmasını isteyenler olacak. Ama gördüğümüz şu, Anadolu'yu da dolaşıyoruz. Bu millet kararını vermiştir. Bu millet AK Parti'yi anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla Allah'ın izniyle iktidara getirecektir. Türkiye'nin gidişatına çelme takmak isteyenler olacak diyen Kurtulmuş, Türk milletinin bu oyunlara gelmeyeceğine dikkat çekti. Oylarını kullanacak. Kendisine, milli iradesine, geleceğine, çocuklarının geleceğine, Türkiye'nin geleceğine oy verecektir. Bunun için bu seçim bizim için, Türkiye için üçüncü kavşak noktasıdır. Bu üçüncü kavşak noktasını Allah'ın izniyle aşarsak asla geriye dönüş bir daha olmayacaktır. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu. Mustafa Dere'ye ait markette çıkan yangın mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için zamanla yarıştı. Yangında can kaybının yaşanmaması vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Neden çıktı acaba? Kıymetli Çay TV izleyicileri, Güzide hanımefendiler, Mumtaz beyefendiler, çay diyarından, çay demi tadında, çay kıvamında, Çay TV aracılığıyla hepinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Etrafındaki insanlar onu güler yüzlülüğüyle tanıdı. Bulunduğu ortama neşe saçan gülen yüz hayata erken veda etti. Erzurum'a mesai arkadaşlarının oğlun cenaze törenine katılmak için yola çıkmıştı. Artvin yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında ebediyete intikal eden Ali Yılmaz Hoca son yolculuğuna uğurlandı. Gelmek isteyen kardeşlerimiz kendi ekranlarıyla Ali Paşa, daha önce görev yaptığı Ali Paşa camiine. Etrafında sevilen ve sayılan biri olan Ali Yılmaz, aynı zamanda Çay Televizyonu ekranlarında Cuma Sohbeti programında sunuculuk yapıyordu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık kıymetli hocam. Evet, Güzide hanımefendiler, Mumtaz beyefendiler, biz ayrılan bir sürenin daha sonuna gelirken Rabbim sağlık, sıhhat, afiyette, bereketli, uzun, mutlu, müreffeh ömürle nasip etsin. Rabbim ona layık olacak, onun şefaat uzmasını hak edecek, o vesileyle Allah'ın rızasına ulaşacak ümmet olmayı hepimize nasip eylesin. Bak kendisi için Kur'an-ı Kerim okuyacağız, dualar edeceğiz, rahmetle, mağfiretle yardım edeceğiz Rabbimizden, onun mağfireti için dua edeceğiz inşallah. En son ise geçen hafta Necati Hoca Cevap Veriyor programında Çay TV izleyicileriyle buluşmuştu. Hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. İyiyim. İnşallah Rabbim izin verirse nefesimiz yettiği müddetçe, yüreğimiz yettiği yere kadar birlikte olacağız Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Hayırlı umurlar, Allah razı hayırlı gelirler, Allah rızası için olmak kaydıyla. Güler yüzlüğüyle bilinen Ali Yılmaz, bugün Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ama bütün hayatını Kur'an hizmetine, dini mübini, İslam hizmetine, insanlarımızın hizmetine adamış ve bu uğurda mücadele vermiş bu kardeşimizin iyiliğine, güzelliğine, nezaketine, zarafetine, fedakarlığına, samimiyetine ben şahidim.
Yoğun bir kalabalığın iştirak ettiği cenaze namazına siyasiler, müftülük çalışanları ve aile yakınları da Ali Yılmaz Hoca'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salavat-ı şerife. İl müftüsü Yusuf Doğan, mesai arkadaşı için vatandaşlardan helallik isterken kelimeler adeta boğazında düğümlendi. Siz rahmet eyvallah'a kavuşan kardeşinizden razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Beni şahit ettiğim gibi onun mümin, muahid ve din-i mümin uğrunda mücahit bir kardeşiniz olduğuna şahit çıkarız. Şahit çıkarız. Şahit çıkarız. Ahirete tarif eden hakka hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun. Rabbim bu güzel şehadetinizi mahmur eylesin. Amin. Rabbim daha da hukukunuz hazretleri. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Yılmaz Hoca, uzun yıllar görev yaptığı ve doğduğu Ali Paşa Mahallesi'nde aile kabristanlığında son yolculuğuna uğrandı. Evet, başlayalım arkadaşlar. Bizler de aileden biri olan Ali Yılmaz Hoca'ya, müftülük çalışanlarına ve aile yakınlarına sabırlar diliyor, mekanı cennet olsun diyoruz. Riversan şirketimizin çalışanları için 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak. 2 yıl geçerli olacak. Rize Belediyesi ile 450 işçiyi temsil eden Hizmet İş Sendikası arasında görüşmelerde anlaşma sağlanarak işçi maaşlarına sosyal haklarla birlikte 315 liralık net artış sağlayan sözleşme imzalandı. Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap, 2 yıl geçerli olacak yeni sözleşme içerisinde özellikle yemek ve yakacak yardımı, ücret zammı ve ikramiye zammı olmak üzere toplamda 313 lira net artış sağlandığını söyledi. Çalışanlarımızın bundan sonra karşılıklı sevgi, saygı, anlayış çerçevesinde çalışmalarının daha verimli bir şekilde olacağına inancımız tamdır. Ve bu anlaşmamızın kurumumuzda bu anlaşma çerçevesinde çalışanlarımıza ve sendika yetkililerine de hayırlı olmasını diliyoruz. Hizmet İş Sendikası Rize Şube Başkanı Mehmet Alaca da sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. Daha çok fazla vermek istediler imkanları dolayısıyla ama güzel bir sözleşme oldu, güzel geçti. Hani en 65 maddelik sözleşmemizde en ince detayına kadar başkanımıza bir güvenlik ve güzel geçti. Bu paraların karşılığında başkanımıza söz veriyoruz. İyi çalışacağız, daha çok çalışacağız. Bunun için sözünü veriyoruz ve teşekkür ederim başkanım. Öğrenmenin yaşı yoktur deyiminin en güzel örneklerinden biri 63 yaşındaki emekli Mustafa Arıcı. Bugüne kadar bilgisayar kullanma ihtiyacı duymayan Arıcı, karşılaştığı sorunları aşmak ve hayatını kolaylaştırmak için kolları sıvadı ve Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı bir kursa kayıt yaptırdı. Şu anda bütün devletin bürokratları vatandaşlara karşı bilgisayarla yönlendirme oluyor. Bilgisayarla bulunabiliyor. Ne bileyim, bilgisayar devrindeyiz daha Türkçesi. Sınıf arkadaşları Mustafa amcalarından memnun. Memnunuz, adam sessiz, sakin, geliyor, yazısını yazıyor, gidiyor. Azimli yani. Aramızda yaş farkı olmasına rağmen hiç yani yabancılık çekmiyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Yani iyi ki aramızda Mustafa amca. Sınıf hocası Elif Aydın, Mustafa Arıcı'nın azimli bir öğrenci olduğunu söylüyor. Yukarıya arkadaşlar yine el veriyoruz. Mustafa amcamız iyi, geliyor her gün. Çok da saygılı, çok beyefendi bir insan. Biz çok memnunuz Mustafa amcadan. Geliyor, derslerini yapıyor. Yazışmaktı zaten amacı. Yazışıyor da eğitimin gerçekten yaşı yok. Sıkılınca uyuyor zaten Mustafa amca. Böyle kenarda uyuyor, kafasını koyuyor masaya. 230 kilo olan 74 yaşındaki obezite hastası kadın yaşam savaşı veriyor.
Üç çocuk annesi Mukadder Yalçın, eşi Dursun Yalçın'la tek katlı ahşap virane bir evde yaşıyor. Ben de astım kova var. 7 yıldır sadece tedavi amaçlı birkaç kez evinden çıkabilen obezite hastası yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını kocası karşılıyor. Kalmam ben. Böyle. 7 yıldır döşeğe bağlıyım. Evet. Diyaliz hastasıyım. Obeziteyim. Ekmeği ağzıma işte zorla götürüp yiyorum. Geriye ihtiyacım başkası görüyor. Yatakta öyle oturuyorum. Öyle oturuyorum. Gece de oturuyorum, gündüz de oturuyorum. Bu gece sabah kaç gündür ki makineye bağlanıyorum. Bağlanmasam nefesimi toplayamıyorum. Mağdur kadın tedavi görmek ve köye çıkabilmek için yardım istiyor. 7 sene daha kimsenin yüzüne görmüyor musunuz? Dışarıda çıkmıyorum. Yazlar nedir bilmiyorum işte. Bir pencereden bir ışık görüyorum. 7 yıldır evdesiniz, yatağa mahkum. Böyle oturuyorum. Fedakar eş Dursun Yalçın, yetkililerden eşinin tedavi olması ve yıkılmak üzere olan evinin onarılması için yardım istedi. Sifti havla. Sonra da yardımcı olun bana. Bundan tutuyorum. İşte daha buraya kadar geliyor. Burada oturuyorum, burada tuvaletini yapıyor. Topluyorum, götürüyorum, döküyorum. Yıkıyorum, geri oturtuyorum buraya. Başka şeyim yok. Şu an kaç kilo eşiniz? 230 kilo. Evet. Aile aylık 700 TL ile geçinmeye çalışıyor. İşte o bir bakım, hastalık bakımı. Bir de bana akülü araba. Biz o adama da utanıyorum. Ne don yetişiyor, ne bir şey yediyor o adamla da. Çocuk gibi de şey yiyor, kuruduyu veriyor, yiyor. Bez parası belli, bez belli. Guatemala'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi temsil eden Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi, Brezilya temsilcisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Vatandaş, Trabzon'a şampiyonluk kupasını getiren futbolcuların Trabzonspor'un altyapısına alınması gerektiğini söyledi. Trabzonspor'un herhangi Avrupa'da bir başarısı var mı? Yok. Ama gençlere önem vermesi lazım. Onlara daha büyük yatırım yapması lazım. Onları kendi takımda kazandırmak Herhalde. Yani. Altyapısına kazandırıp oradan Süper Lig'e çıkartması lazım öyle gençleri. Erdoğdu Spor'dan da Trabzonspor altyapısıyla beraber Trabzonspor alırsaları var ya, herkes göbek atar. Yerliye önem verilerek de, yani ille oradan değil, yerliye önem verilerekten de. Tabii önem verilerek çıkılmalı. Trabzonspor altyapı diyoruz, altyapı diyoruz. Cidip işte bu sene yapılan transferleri ortada, alınan sonuçları ortada. Bizim kendi değerlerimiz, kendi cevherlerimiz varken, biz onların tohumlarını ekip meyvelerini toplamak varken dışarıya gitmenin anlamı yok. Bizim geleceğimiz o tarz çocuklardan Trabzonspor olarak. Altyapıya önem vermesi lazım. Başkanımız zamanında bu konu hakkında bildirisi oldu. Altyapıya yönelim diye. Ama döndü. Erdoğdu'yu kutluyorum. Trabzonspor'un, Türkiye'nin yani bu takımlara sahip çıkmasını istiyoruz. Gurur verici bizim Trabzonlu oluşları, Erdoğdu oluşları gurur verici. Ona haberleri dinlerken ben şöyle de dedim içimden, yani bunları alıp, o gençleri alıp Trabzon'un altyapısına ve Trabzon'a kazandırmak lazım, değil mi? Gurur verici bir şey. Dünya şampiyonu olan gençler Trabzonspor'un geleceğidir. Onları Trabzonspor'a kazandırmak gerekir. Zonguldak'ta oynanan bir amatör küme maçına ard arda gol yiyen kaleci damgasını vurdu. Zonguldak 2. amatör küme Kilimli grubunda mücadele eden Gençlik Spor Gelikli Spor maçında ilginç bir durum yaşandı. Maçın 65. dakikasında Göbü Gençlik Spor kalecisi Yusuf Canal 5. golü kalesinde görünce gözyaşları arasında sahayı terk etti. Araya giren takım arkadaşları ve maçın orta hakemi genç kaleciyi zor ikna etti. Haydi!